Yani şu sistem diyor ki, kafanın içinde bir ses var ve bu ses sana sürekli gerçek budur, gerçek budur, gerçek budur diye diğerlerine danışmadan seni yönlendiren bir mekanizma. Bu çoğunlukla tek başına konuşur ve tek başına konuştuğu her şeyi sana deneyim olarak yaşar. Anıyı %100 şekilde onarmak. Yani pili ters çevirmek. Yani yayını doğru şekilde fişini tak. Elinden büyüsüne rağmen elinden kabul ediyor ve onu ediyor. Bu özlem duygusuna rağmen kendini derinden kabul ediyor ve onlardır. Çeviriyoruz ve gamut noktasını uyarıyoruz. Gamut noktasını uyarırken göz hareketleri başlıyor. Önce en sola, sonra en sağa, sonra tekrar en sola, sonra en soldan yukarıdan aşağı doğru sağ yönde bir yuvarlak çizdik, sonra aşağıdan yukarı doğru saatin ters yönde bir yuvarlak çizdik. Sonra soldan sağa bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra tekrar sağa baktık. 1, 2, doğdun. 1, 2, doğdun. Şeklinde gözleri şey yaptıktan sonra ikincisini yapıyorsunuz. Diğer tarafı alıyorsunuz. Cümle karıştırma genelde orada çıkar. Uyanma isteği gerçek. Çünkü o öğreyi tamamlayacak. Ağrı hissediyorum. Perdeleri kaldırıyorum. Perdeleri kaldırıyorum. Kalp gözüyle görüyorum. Ağrıyı görüyorum. Düşünmeyin, aklınıza başka bir rakam çevirmeyin. Başka numara çevirmeyin. 12 defa çarp ve dur. 12 defa çarp ve dur. Ayağınızı sayın. Erdoğan'ın avrası buraya kadar uzuyor. Geçen. Çıkıyorsun vesaire. Buraya kadar uzayan bir şey. İkinci avrası. Yani nitelikle duygusal avrasının mesafesi bu kadar. Etki alanı bu kadar. Yuvarlak düşünün. Yumurta gibi düşünün. Etrik ağrı eklediğiniz zaman etkileşim içinde olursunuz ki enerjiyle hipnozu anlatan kişiler bu iki çalışmayı hipnoza yatkınlık olarak anlatırlar. Halbuki o sırada sizin kurduğunuz güven bağıyla alakalı bir meseledir. Thank you.
bir araştırma var, onu ben size çekeyim. Bir markette 20 kişi beklerken bir genç bir kız arka taraftan geliyor. 20 kişinin ön sırasına geçmeye çalışıyor. Pardon, önce bir erkek çocuk değil, yani genç bir erkek geliyor. Diyor ki, ön tarafa geçebilir miyim? Çıkmak istiyorum, hemen çıkmak istiyorum. Diyor. İşte alışverişim az filan diyor. Kimse izin vermiyor. Arka taraftan bir tane bayan geliyor. Çok böyle şekil olarak aklınıza bir şey gelmesin. Normal bir erkek ve bir kız. Kız diyor ki, 20 kişiden bağırıyor. Lütfen sıranızı bana verir misiniz? Çünkü arabam kırmızı. Diyor, bekliyor. O en önde geçiyor. Arabam kırmızı. Şimdi ne anladın? Çünkü kelimesi der sonraki şey o kadar mantıklı geliyor ki. Sen orada tamam diyorsun ama kızın arabası kırmızı. Demek ki üstü de açıktır orada bir yerde duruyorsun. Başına bir iş gelir. Ben de binebilirim ya da beni de alabilirim. Gibi. Yani çünkü kelimesinde bir silindir durumu var. Sonra tekrar bu döngüye başladığınız şeye verilen isimdir.
Dünya Sağlık Örgütü World Health Organization'a göre bunun bir tanesi dakikada bundan 8 ile 12 arasında yapmanız gerekir. Yani aldım, biraz tuttum, verdim, biraz tuttum, tekrar aldım, biraz tuttum, verdim, biraz tuttum. Bundan 8 ile 12 tane arasında yaparsan Dünya Sağlık Örgütü'nün sınırlamalarına göre normal bir sağlıklı insan. Yani bir olay olacak diye nefes hormonları çalışsın, düşüncem çalışsın, duygu çalışsın. Sonra bu duygular, hormonlar, düşünceler çalıştıktan sonra beynim diyecek ki bana şöyle nefes alırsan bu işi kurtarırız. Tekrar demek örneği veriyorum. Arabayı kullanıyoruz. Önümüze aniden bir tehlike çıktı. Beynimiz, hormonlarımız, her şey bir anda şunu yaptı. Derin nefes al, tut. Aldım, tuttum. Beynime çektiğim oksijenin çözüm yolu aradım. Diyaframı yuvarlak bir şekilde, yani tepsi haline getirdiğinizde şuralarınızda hissetmeniz lazım. Şurada hissettiğiniz, yani burada olan diyafram sizin üstünüzde kenar bölgünüz. Yani burada hissedersiniz ama diyafram burada. Boynunu ziraflar gibi sanki.